İyi akşamlar sevgili seyirciler. KRT Haber Merkezi'ne hoş geldiniz. Önce haber özetleri ekranlarınıza gelecek. Ardından gündemin öne çıkan haberleriyle tekrar sizlerle birlikte olacağız. Kuray Lisesi mevkiindeki bir fırına giren hırsızlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada grip vakalarının salgın olmadığı, mevsimsel olarak yaşandığı belirtildi. Grip salgını ile ilgili hani bizim salgın niteliğinde diyebileceğimiz bir durum yok. Edipur, Pamukçı ve Cinge'de seçim çalışmalarında bulundu. Bakın, Büyükşehir bir medeniyet projesi, bir gelişme projesi. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclis Üyesi ve Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, Balıkesir'e gelerek partililerle görüştü. Silivri toplama kampında toplananlar da masum. Masum olmayan ayakkabı kutusunda dolar çıkartan insan. Güre Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Edremit Belediye Başkanı adayı Kamil Saka seçim çalışmalarına başladı. Atatürk Stadı'nın ışıklandırma çalışmalarında artık sona gelindi. Gece olarak oynarız. Balıkesir sporumuzu da bu şekilde biraz daha motive etmiş olur diye düşünüyorum. Sevgili seyirciler, hırsızlar gözünü bu sefer de simit fırınına dikti. Koray Lisesi mevkiindeki bir fırına giren hırsızlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Hırsızlar dün akşam da mesai başındaydı. Koray Lisesi mevkiindeki bir simit fırınına giren hırsızlar kapısını kırarak girdikleri iş yerinden yaklaşık 50 liralık bozuk para çaldı. Dün gece saat 1 sularında meydana gelen hırsızlık olayında başlarını kapşonla kapatan 3 kişiden ikisi önce ortalığı kolaçan ediyor, etrafta kimsenin olmadığını kanaat getirip kapıyı zorluyor. Hırsızlar içeri girmek için birkaç denemede bulunuyor. Uygun zamanı kollayan hırsızlar kapıyı tekmeleyerek kırmayı başarıyor. Kamera kayıtlarından hırsızların 3 kişi olduğu, içeri giren 2 kişinin haricinde bir kişinin ise dışarıda uyarı amaçlı beklediği anlaşılıyor. Kapısını kırdıkları simit fırınında vakit kaybetmeden kasaya yönelen hırsızlar, kasadaki bozuk paralardan başka çalacak bir şey bulamıyor ve kasadaki 50 lira civarındaki bozuk parayı çalarak kayıplara karışıyor. Devreye gezen polis ekiplerinin kapısı açık kalan fırını fark etmesi üzerine olay yerine gelen ekipler bölgede inceleme yaptı. Haberi alarak iş yerine gelen işletme sahiplerinden Arif Kocabaş, sırra kadem basan hırsızdan şikayetçi olmadığını söyledi. Sevgili seyirciler, son günlerde çok sık görülen grip hastalığı halk arasında salgın olarak nitelendiriliyor. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada grip vakalarının salgın olmadığı, mevsimsel olarak yaşandığı belirtildi. Grip salgını ile ilgili hani bizim salgın niteliğinde diyebileceğimiz bir durum yok. Bu aralar grip salgını var cümlesini çok sık duyuyoruz. Hastanelerde de hasta sayısında artış var. Vatandaşlar bu konuda endişe duymaya başladı. Ancak Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada gripin salgın olmadığı vurgusu yapıldı. Farklı bir grip mikrobu da değil, mevsimsel grip mikrobu dediğimiz H1N2 tipi bir virüs enfeksiyonu. Meydana gelen vakaların tamamen mevsimsel yaşandığı dile getirildi. Halk Sağlığı Balıkesir Müdürü Hülya Ertür, kuş ya da domuz gribi gibi endişe verici bir salgının olmadığını söyledi. Bu daha önceki yıllarda da görülen klasik grip hastalığı. Hani insanların daha önce de endişelendiği gibi işte domuz gribi midir, kuş gribi midir, böyle bir salgın niteliğinde herhangi bir şey yok. Aynı zamanda şu anki görülen grip de bu tarz bir grip olayı değil. Bakanlığımız da bu konuda Türkiye genelindeki çalışmalardan da herhangi bir farklı bir virüs olmadığını bize bildirdi. Ha, salgın olaraktan bu mevsimde çok görülmesi
Grip hastalığının salgın olaraktan değil, çünkü zaten mevsimsel olarak grip hastalığı bu mevsimlerde biraz diğer mevsimlere göre daha fazla görülmekte. Bize bildirilen de hastanelerden hani bu yönde bir bilgi de yok. Ertuğ, gripten korunma yollarına da değindi. Bu yollardan en kolay uygulananı ise hapşırırken ya da öksürürken ağız mutlaka mendille kapatılmalı ve grip olan kişilerle yakın temastan kaçınılmalı. Grip olan bir kişi, grip hastalığı bir virüs hastalığı, influenza dediğimiz bir virüsle bulaşıyor. Ve solunum yoluyla, damlacık yoluyla bulaşan bir hastalık. Örneğin hapşırmayla, öksürmeyle yakın temasla bulaşabilecek bir hastalık. Grip olan bir insanın öksürürken hani klasik bildiğimiz aslında şeyler uygulaması gerekiyor. Öksürürken elini mendille kapaması, ellerini sık sık yıkamaları, işte gripli bir hastayla kişilerin öpüşmemeleri, tokalaşmamaları ve aynı ortamda işte kaşığını, çatalını, bardağını ve özel havlularını kullanmamaları gerekiyor. Ailede özellikle biri varsa bardaklarını, havlularını eğer ayrı tutarlarsa diğer kişilere bulaştırma olanları daha azalır. Tabii bu mevsim itibariyle hani vücudun direncini arttıracak bol bol meyve yemeleri bu konuda yapılabilecek şeyler olabilir. Hani yiyecek konusunda direnci arttırmaya yönelik şeyler. Ama bunun için kesinlikle grip oldum, antibiyotik kullanayım diye bir şey söz konusu değil. Çünkü antibiyotikler bakterilere etki eden ilaçlardır. Virüslere kesinlikle etkisi yoktur. Boş boşuna ilaç kullanılmış olur. Tabii gereksiz olarak kullanılan ilacın da çeşitli yan etkileri var. Bunlara da boş boşuna maruz kalmasınlar. Sevgili seyirciler, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Edip Uğur seçim çalışmaları için yaptığı köy gezilerine devam ediyor. Edip Uğur Pamukçu ve Cinge'ye giderek vatandaşlara hitap etti. Edip Uğur beraberinde İl Başkanı Mahmut Poyraz'la ilçe başkan ve aday adaylarıyla birlikte önce Cinge köyünde kahvehaneye giderek vatandaşlarla sohbet etti ve köyün ihtiyaçları konusunda not aldı. Ağacını, taşı 4000 metrekare eksik. Peki, şimdi bizim arkadaşlar bunlar kaç metrekare? 2000 olunca 2000 mi kaldı? 4000 daha kaldı. Ardından vatandaşlara hitap eden Edip Uğur, öncelikle büyük şehir olma konusuna değinerek yeni uygulamalarla ilgili bilgi verdi. Şimdi muhalefet hep tenkit ediyor. Efendim, eğer bir ev yapacak olursanız, işte ruhsat harcı vereceksiniz, yapı kullanmaya harç ödeyeceksiniz, bir sürü size masraf geliyor diye. Halbuki öyle bir şey yok. 6 Eylül Belediyesi efendim kırsalda efendim Çinge'de birisi köy yapacaksa bunun projesini, betonarme projesini, su tesisat projesini, elektrik bila bedel verecek. Bu kanunda var. Hiçbir harç, efendim vergi, hiçbir şey almayacak. Ruhsatını da verecek. Kanunda bu yazıyor. 5 yıl diyor. Kesinlikle muaf. Onun dışında eğer köyde bir dam yapacak olan varsa gene gidecek. Diyecek kardeşim ben dam yapmak istiyorum. Benim yerim şurası. O damla ilgili projeyi de efendim ilçe belediyesi vatandaşa verecek. Bila bedel. Ne yapı kullanma izni var, ne ruhsatı var, ne harcı var, ne vergisi var. Hiçbir şey yok. Onun dışında büyükşehir, efendim mutlaka büyükşehirin veterinerleri olacak. Büyükşehirin ziraat mühendisleri olacak. Yani tarımla ilgili, hayvancılıkla ilgili bilgileri, efendim ne gibi teşvikler var? Efendim tarlasında efendim ne yapması lazım? İşte toprak analizleri vesaire, bunlarla da Büyükşehir Belediyesi ilgili. Evet, bütün şehir ol dedik. Tabii şimdi muhtarla konuşuyoruz, ne eksiğiniz var? Diyoruz ki suyumuz akıyor. Efendim yollarımız var. İşte parke taşı eksiği var. Evet, buraya parke taşı gönderebileceğiz mi? Ramazan bahçı var. 1000 metre buraya parke taşı gönder en azından. AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Edip Uğur ve partililer daha sonra Pamukçu'ya geçti. Çok
Burada da coşkulu bir şekilde karşılanan Edip Uğur, köy meydanında yine halka seslendi. Balıkesir artık büyük şehir. Büyük şehir olunca bizim rakibimiz Bursa, bizim rakibimiz İzmir, Kütahya ve Çanakkale bizim rakibimiz değil. Biz artık birincilikteyiz. Evet, inşallah Balıkesir Spor'da birinci liga çıkacak. Büyükşehir'e yakışır bir futbol takımı olacak. İnşallah. Sizlerin de destekleriyle, bizlerin destekleriyle. Evet, Büyükşehir'e hazırlanıyoruz. Balıkesir'e gidip geliyorsanız görmüşsünüzdür o stadyumun direklerini. İnşallah baharda maçları gece maçı oynayacağız. Direkler dikildi. Geçen akşam bir aydınlattılar. Böyle insan zevkten dört köşe oluyor. Ya 10 yıl önce bu Balıkesir sahası, Atatürk sahasının hali neydi? Ya taşın üstüne oturuyorduk. Kapalı türbün belli. Evet, çim saha değil. Evet, aydınlatması yok. Bugün gördüğünüz gibi Atatürk stadı hakikaten Avrupa'yı tarzda standartlarda bir stat haline geldi. Neden? Büyükşehir'e hazırlanıyoruz çünkü. Bakın, Büyükşehir bir medeniyet projesi, bir gelişme projesi. Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi üyesi ve Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş, Balıkesir'e gelerek partililerle görüştü. Hurşit Güneş, burada yaptığı konuşmada hükümeti eleştirerek Türkiye'nin şu anda çok kritik bir dönemden geçtiğini söyledi. CHP Parti Meclisi üyesi Hurşit Güneş'i, İl Başkanlığı'nda Milletvekili Nedret Akova, CHP Büyükşehir Başkan Adayı Sami Sözat, il yöneticileri, ilçe başkan ve yöneticileriyle çok sayıda partili karşıladı. Hepinize geldiğiniz için saygılar sunuyorum. Ben Hurşit Bey'e ilçemizi ziyaret ettiği için, ilimizi ziyaret ettiği için teşekkür ederek çok da fazla uzatmadan sözü hemen kendisine veriyorum. Hurşit Güneş, partililere ve basın mensuplarına hitaben yaptığı konuşmasında özellikle son günlerde ülke gündeminde yer alan gelişmeleri değerlendirdi. Klasik bir söz vardır. Her seçimde mahalle toplantılarında, köy toplantılarında şöyle söylenir. Türkiye'nin bu kritik aşamasında böyle söylenir. Bu adeta klişeleşmiş bir sözdür. Ama şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir ülkede Cumhuriyet tarihinde yahut herhangi bir ülkede bir hükümetin bakanlar kurulunun 3 üyesinin çocuğu eğer tutuklanıyorsa ve o ülkenin başbakanının oğlu hakkında tutuklama kararı çıkıyor ve uygulanmıyorsa o ülke gerçekten çok kritik bir dönemdedir. Şimdi gazetelerde okuduğumuz gündemin sayfalarını bir kenara koyalım. Gündem değiştirmeye çalışılıyor. Gündemi balyozdakiler masum mudur, değil midir, yeniden yargılansın mı, yargılanmasın mı, bu gündeme çevirmeye çalışıyorlar. Bu gündemin aslında gerçeği belli. Biz 3 yıldır, 4 yıldır söylüyoruz. Bunlar iftira diyoruz. Bunları yeniden getirip, ya biz unutmuşuz, bunlar iftiraymış, bunlara da kumpas kurmuşlar diye evirip çevirmesinler. Bizi de inandırmak için canım CHP'nin de genel başkanına kumpas kurmuşlar, bana da kurmuşlar, orduya da kurmuşlar, hepimiz masumuz demesin. Biz masumuz. Silivri toplama kampında toplananlar da masum. Masum olmayan ayakkabı kutusunda dolar çıkartan insanlar. Sevgili seyirciler, Güre Belediye Başkanı ve Cumhuriyet Halk Partisi Edremit Belediye Başkan Adayı Kamil Saka, seçim çalışmalarına başladı. Saka, Edremit'teki kıraathaneleri dolaşarak vaatlerini vatandaşlara iletti. CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Kamil Saka, seçim çalışmalarına kıraathanelerden başladı. Başkanım.
Bir kıraathanede vatandaşlarla yapılan toplantıda Kamil Saka'dan önce Gazi İlyas Mahallesi Muhtarı Hatice Güner'i söz aldı. Çocukluğumuz geçti. Dürüst bir insandır. Bütün eller kenetlensin, el ele diyorum ben. Tek kelime. Ve hepinizi çok seviyorum. İyi akşamlar diliyorum. Bu kadar konuşacağım. Ardından söz alan Kamil Saka, ülke gündemini değerlendirdi ve CHP'nin büyük şehri ve Edremit alması halinde Edremit'in büyük gelişim göstereceğine inandığını söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi ile belediye başkanlarıyla olan bir kentte Büyükşehir Belediye Başkanı'na Cumhuriyet Halk Partisi Sami Sözat olacak. İktidar Partisi Cumhuriyet Halk Partisi olacak. İktidarda Cumhuriyet Halk Partisi'nin olduğu bir dönemde Büyükşehir'in ve Edremit'in aynı partinin elinde olması Edremit'i çok daha ileri, çok daha kısa zamanda taşıyacak. Ve her şeyden önemlisi Edremit, Edremitlilerin birlikte, beraberce, omuz omuza, el ele çalışmasıyla bu bölgenin yeniden parlayan yıldız haline geleceğiz. 30 Mart seçimlerinin önce ailelerimize, Edremit'imize, ülkemize ve hatta dünyaya hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Hepinizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Saka'nın konuşmasından sonra söz alan ve CHP'nin üyesi olduğunu belirten Özgür Baran isimli bir kişi, Saka'ya bu seçimi mevcut ilçe yönetimiyle alacağınıza inanıyor musunuz şeklinde bir soru yöneltti. Kamil Saka ise CHP'nin Edremit ve Türkiye genelinde iktidara geleceğine inandığını söyledi. Benim ismim Özgür Baran. Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Mahallesi ilçe delegesiyim. Size birkaç tane sorum olacak. Tabii. Sorduklarıma kimse üstüne alınmasın. Hayır. Kızmacaların maca yok başı. Her şeyi açıkça konuşabiliriz. Şu anki mevcut ilçe yönetimiyle bu seçimi alacağınıza inanıyor musunuz, inanmıyor musunuz? Buna ilk önce bir cevabını alayım. Ve ben şunu açıklıkla söyleyeyim. İlçe yönetimleri profesyonel değildir. Onun için hataları olabilir. Ama biz bu işe talip olanlar biraz daha profesyoneliz. İlçe yönetimlerinin var ise hatalarını, bunları kapatmak, bunları da beraber birlikte el ele vermek suretiyle iktidara gitmek bizlerin daha önemli görevidir. Ve ben şuna açıklıkla inanıyorum. Ve güveniyorum, kesinlikle biz Edremit'te, Balıkesir'de, Türkiye genelinde iktidara geleceğiz. Buna yürekten inanıyorum. Sevgili seyirciler, Atatürk Stadı'nın ışıklandırma çalışmalarında artık sona gelindi. Balıkesir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlhan Aslan, KRT'ye yaptığı açıklamada ışıklandırma çalışmalarının bitmek üzere olduğunu ve bir hafta içinde tamamlanacağını söyledi. Hakikaten Balıkesir'in son günlerdeki en fazla konuşulan konularından bir tanesi belki de ışıklandırma konusu. Işıklandırmada son aşamaya gelindi. Şu anda işte kablo bağlantıları direklerde yapılıyor. Alttaki çalışmalar yapılıyor artık. O direklerin etrafının da koruma bandı içerisine alınmasıyla birlikte ışıklandırmayla ilgili çalışmamız sonlanacak. Zannediyorum ki bu hafta sonuna kadar ayarların da yapılıp ışıklandırmanın bitmesi ne bekliyoruz. Geceleri de ışıkların sahayı nasıl aydınlatacağı noktasında, yani nokta çalışmalara girdi arkadaşlarımız. İki günden beri gece ışıkları da yakmak suretiyle görselliği hep beraber görüyoruz. İnşallah bu ışıkların altında Balıkesir sporumuzu futbol oynarken de görürüz. İkinci devreye yetişecek olan bu stat çalışmalarımızda sadece tabii ışıklandırmanın yanında bazı çalışmalarımız da var biliyorsunuz. Özellikle yürüyüş parkurunu sentetik çim haline getiriyoruz. Orası da olduktan sonra stadın içerisinde büyük bir bütünlük meydana gelecek. Böylece Balıkesir sporumuz çok güzel maçlara imza atacak burada. Ama ışıklandırma herkesin beklediği bir durum olarak bekleniyordu. Yani ne zaman biteceği. İkinci devreye biz ışıklar yanmış bir şekilde başlayacağız. İnşallah Fethiye maçında ilk gece maçımızı oynarız. İnşallah. İnşallah. Federasyonumuz verdiği takdirde bundan sonra gece maçlarımızı bu statta ışıkların altında gece olarak oynarız. Balıkesir sporumuzu da
bu şekilde biraz daha motive etmiş olur diye düşünüyorum. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Biraz sonra spor bülteni ve hava durumu ekranlarınızda olacak. Sizlerle tekrar birlikte oluncaya dek hepinize iyi akşamlar diyorum efendim. Hoşçakalın. Köse İnşaat spor haberlerini sunar. Sayın seyirciler, PTT 1. Lig'in güçlü ekibi Balıkesir Spor kamp çalışmalarını kendi sahasında sürdürüyor. Bravo. Efendim. Edremit Körfezi'ndeki kampı kötü saha nedeniyle yarım bırakarak Balıkesir'e dönen Balıkesir sporlu futbolcular ikinci yarıya kulüp tesislerinde hazırlanıyor. Tesislerde çalışmalarını aralıksız sürdüren Kırmızı Beyazlılar ikinci devreye yine iddialı hazırlanıyor. İlk yarıdaki hedefin istedikleri gibi sonuçlandığını ifade eden teknik direktör İsmail Ertekin, ikinci yarıdaki yeni hedeflerinin ilk iki içinde yer almak olduğunu söyledi. Gabi'yi aldık, devam ediyor şu anda takımda çalışmalarda. Bursaspor'dan Okan Deniz'i takviye yaptık. Bize uygun, bizi taşıyacak, bize katkı sağlayacak bir kaleci bulmaya çalışacağız. Şu anda inanılmaz bir savaşın olacağını düşünüyorum ben futbol kuralları içerisinde. Bunun için de ikinci yarının çok daha zor geçeceğini düşünüyorum. Ve hiçbir maçın kolay olmayacağını, her maçın zorluk derecesinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bunun için de bu haftadan itibaren bu zorluğa göğüs germek için gerek tüm çabamızı sarf etmemiz lazım. Hedefi futbolcular belirleyecek diye söyledik. Şu an itibariyle futbolcular belirlemiş durumda hedefi. Şu andan itibaren artık bütün yapabileceğimiz tüm çalışmalar ilk iki için olacak. Alacağımız her puan ilk iki için savaş, ilk iki savaşı olacak. Bundan sonra da bu ilk iki hedefimizi senenin sonunda tutturabilirsek ne mutlu bize. Öte yandan Balıkesir Spor Kulüp Yönetim Kurulu üyesi ve futbol şubesi sorumlusu Zeki Çakırıkçı da Körfez'deki Altınoluk beldesindeki futbol sahasının zemininin kötü olduğunu, ayrıca Kaz Dağları'ndaki maden ocağından gelen tozların buradaki çimlerin gelişimini etkilediği için idman imkanı kalmayınca kampı kesmek zorunda kaldıklarını anlattı. Forvet oyuncumuz Okan Deniz ve orta saha oyuncumuz Norveç'ten aldığımız Cabi var. Kaleci için de görüşmelerimiz devam ediyor. İnşallah hafta sonuna kadar netleşir diye düşünüyorum. Nasip bugüneymiş işte, bu sezonaymış. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. Zaten lige çıkmayı oynuyoruz burada. Takıma katkı yapmak için geldim. İnşallah hep beraber lige çıkaracağız Balıkesir Spor'u. Balıkesir Spor'u izliyordum. Evet, zaten hazırlık maçları yapıyorduk hep. Yani İlhan olsun, Ertuğrul abi olsun bilgi alıyordum. Yani gelirsen çok iyi olur diyorlardı. Hem kulüp olarak hem şehir olarak çok medettiler bana. Ben de geldim gördüm, yani sevdim yani. İnşallah burada başarılı oluruz. It's been really nice to be here. I'm happy. Mutlu bir takımla çalışıyorum diyor. Dolayısıyla takım mutlu olduktan sonra bu sonuçlara da yansıyacağını düşünüyorum diyor. Eğer bu şekilde devam edersek sezon sonunda da istediğimiz neticeyi alacağımızı düşünüyor. Yani şu an tek düşüncem Balıkesir Spor adına işte en iyi şeyi yapmak, takımı Süper Lig'e taşıyabilmek. Ya bunun için çabalıyorum. Ya çok güzel bir deneyim oldu. Sonuçta milli takım formasıyla sahaya çıkmak, onun bir ağırlığını yaşamak, hissetmek çok güzel bir duygu tabii. Ay yıldızı formayı taşımak her ne kadar kampta olsa da güzel bir duygu yani. İyi bir tecrübe oldu. Ya sonuçta Fatih Hoca'nın da izlemesi gayet iyiydi yani. Ben de elimden geleni yaptım. Yani sonuç olarak bir kalecinin yapması gerekenleri yaptığımı düşünüyorum. Umarım devamı gelir, arkası gelir. Şu anda zaten Balıkesir Spor'a konsantre olmuş durumdayız. İkinci yarı için kaldığım yerden devam diyorum. Yani benim düşüncem direkt çıkarız ama en kötüsü playoff oynarız diye düşünüyorum. Yani kaldığımız yerden başarılara devam. Köse İnşaat spor haberlerini sundu.
geleceğe huzurla bakabilmeniz için ileride inşaat size önce güvenle yaşayabileceğiniz konutlar sunuyor. Konutlarında konfor ve lüksü standart hale getiren ileride inşaat, geleceğin konutlarına bugünden sahip olmak için sizleri bekliyor. İleride İnşaat Limited Şirketi Galip Ertekin. Güven inşa ediyoruz. Köse İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi Hazım Köse, Bandırma Caddesi numara 67'de. Güven inşa etmek, yapı inşa etmekten zordur. 1994'ten beri Nadir Köse İnşaat, kalıcı müşteriler edinmenin değerine inanan, müşterisiyle iş ortaklığına uzun vadeli bir bakış açısına sahip, projelerinde tutarlı ve profesyonel çözümleri, yüksek kalite standardı, etik değerlere ve çevreye saygılı duruşuyla kurulduğu ilk günden beri Balıkesir'e artı değer katmaya devam ediyor. Nadir Köse İnşaat, Atalar Caddesi Nazar İşhanı kat 1 numara 4'te. İl merkezimizde ve bazı ilçelerimizde hava durumu tahmini olarak şöyle olacak. Balıkesir kent merkezi yarın sisli, en yüksek 9, en düşük -2 derece. Cumartesi günü sisli, en yüksek 11, en düşük -3 derece. Pazar günü sisli, en yüksek 13, en düşük 0 derece. Pazartesi günü sisli, en yüksek 14, en düşük 0 derece olması bekleniyor. Edremit yarın sisli, en yüksek 15, en düşük 6 derece. Cumartesi günü parçalı bulutlu, en yüksek 17, en düşük 9 derece. Pazar günü parçalı bulutlu, en yüksek 17, en düşük 9 derece. Pazartesi günü hafif yağmurlu, en yüksek 14, en düşük 9 derece olması bekleniyor. Dursun Bey yarın sisli, en yüksek 14, en düşük 1 derece. Cumartesi günü sisli, en yüksek 13, en düşük 2 derece. Pazar günü çok bulutlu, en yüksek 13, en düşük 2 derece. Pazartesi günü sağanak yağmurlu, en yüksek 10, en düşük 3 derece olması bekleniyor. Bandırma yarın sisli, en yüksek 12, en düşük 3 derece. Cumartesi günü parçalı bulutlu, en yüksek 12, en düşük 4 derece. Pazar günü çok bulutlu, en yüksek 13, en düşük 4 derece. Pazartesi günü sağanak yağmurlu, en yüksek 10, en düşük 5 derece olması bekleniyor.